%30'a yakın yükselişleri basit bir şekilde tespit edebiliriz arkadaşlar. Çok ufak bir yükselişten bile büyük yüzdeler kazanabiliyoruz. Olumlu trendin devam edeceği ile alakalı da bizde de bilgilendirme veriyor ve yönünü tamamıyla yukarı doğru veriyor arkadaşlar. Demin ana özelliği dediğim gibi büyük trendleri, düşüş trendlerini ve yükseliş trendlerini önceden tespit etmek üzerine kurulmuş bir sistemdir ve çok beğeneceğinizden emin olduğum bir sistem arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde düşüşleri ve bu şekilde yükselişleri kolay bir şekilde tespit edebileceğiniz bir sistem Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda sizlerle birlikte ekranda görmüş olduğunuz güçteki piyasanın kaderini değiştirebilecek olan sinyalleri nasıl tespit edebileceğimizden bahsedeceğiz. Mesela arkadaşlar piyasada büyük fiyatlanmalardan önce böyle görüntüler görebiliriz yani en dibi görebiliriz ve bu en dipleri eğer tespit edebilirsek burada ekranda görmüş olduğunuz gibi %30'a yakın yükselişleri basit bir şekilde tespit edebiliriz arkadaşlar. Buradaki sistemimiz bu arada saatlik zaman dilimlerinde çalışıyor. Yani 4 saatlik, 1 saatlik, 2 saatlik, 3 saatlik ve günlük zaman dilimlerinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok faydalı olacak sizler için. Tamamen ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Bu sistemin ana özelliği dediğim gibi büyük trendleri, düşüş trendlerini ve yükseliş trendlerini önceden tespit etmek üzerine kurulmuş bir sistemdir ve çok beğeneceğinizden emin olduğum bir sistem arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde düşüşleri ve bu şekilde yükselişleri kolay bir şekilde tespit edebileceğiniz bir sistem. Burada iki tane indikatör kullanıyoruz. Kesişim sinyal sinyalleriyle sinyallerini alacağız arkadaşlar. Şu anda ekranda baktığınızda tam olarak anlayamayabilirsiniz. Fakat ben size detaylı bir şekilde bunu anlattıktan sonra ne kadar kolay olduğunu gördüğünüzde şaşıracaksınız arkadaşlar. Ayrıca bu sistemi elde etmemiz uzun bir zaman aldı. Uzunluklarını tek tek değiştirerek test ettik ve bu yüzden arkadaşlar büyük bir mesai harcadık. Bunun karşılığı olarak da arkadaşlar sizlerden bir beğeni rica ediyorum. Abone değilseniz de abone olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Bu video için sizlerden 800 beğeni bekliyorum. Beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ayrıca buradaki sistemimize üçüncü bir indikatör olarak şunu ekleyelim daha güzel olur derseniz yorumlar kısmında yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Şimdi bu sistemimizi nasıl kullanabiliriz bakın tradingview.com sitesi üzerinden göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz ve ilk olarak stokastik yazıyoruz arkadaşlar bakın. Normalde stokastik arasayı çok fazla kullanırdık fakat buradaki sistemimizde stokastik tek başına stokastik kullanacağız bakın karşımıza direkt olarak çıktı zaten. Tıklıyoruz ve grafiklerimizi entegre ediyoruz. stokastik indikatörümüzü bakın görmüş olduğunuz gibi grafiklerimizi entegre ettik. Birazdan bütün ayarlarını zaten değiştireceğiz arkadaşlar. İkinci indikatörümüz TDIGM şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 8569 beğeniye sahip olan çok çok da beğenilen bir ücretsiz trading view indikatörü tıklıyoruz ve grafiklerimizi entegre ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın iki tane indikatörümüz mevcut şu anda. İlk indikatörümüzün nasıl çalıştığıyla alakalı sizlere bilgilendirme yapayım. İlk indikatörümüzde baktığımız zaman orada da bir çizgi var ortadaki çizginin altında ve üstünde olmak üzere bir çizgi var arkadaşlar ve bu çizgi belirli zaman aralıklarıyla ortadaki çizgiyi aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağı kesiyor. İşte buradaki çizgimiz ortadaki çizginin altında seyrediyorsa bir olumsuz trendde olduğumuzu anlıyoruz. Eğer üstünde seyrediyorsa da bir olumlu trendde olduğumuzu anlıyoruz arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Kırmızı çizgi veya çizginin altında seyrediyorsa olumsuz bir trenddeyiz. Eğer üzerinde seyrediyorsa da olumlu bir trenddeyiz arkadaşlar. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu şekilde trendlerle ilgili de biz çok net bilgiler veren bir indikatördür. Ayrıca buradaki kesişim sinyalleriyle bakın kesişim sinyalleriyle yükseliş sinyalleri ve düşüş sinyalleri bizlere aktaran bir indikatör arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz bir indikatördür. Çok işinize yarayacak bir indikatör. Bu indikatörümüzden bu şekilde sinyallerimizi tespit edebiliyoruz. Peki bu indikatörümüzün ayarları nasıl olmalı? Hemen ayarlar bölümüne geçiyoruz ve buradan girdiler bölümünde k uzunluğunu 80 yapıyoruz arkadaşlar. Diğerlerini 1 ve 3 olarak güncelliyoruz. Buradaki 80 ayarı çok çok önemli. Sonrasında stil bölümüne geldiğimizde K'yı kırmızı olarak güncelliyoruz. Orta bandı açıyoruz. İsterseniz buradaki şeffaflığını arttırabilirsiniz arkadaşlar. Daha iyi bir görsel almak açısından. Sonrasında diğer tikleri kapatıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde güncelleyebilirsiniz. Görünürlük bölümünde de bu şekilde güncellemelerimizi yapabiliriz. Ve sonrasında tamama basıyoruz arkadaşlar. Mutlaka ayarının 80 olduğundan emin olun. Bu şekilde arkadaşlar stokastik indikatörümüzün ayarlarını yaptık. Ve yükseliş ve düşüş trendlerimizi alacağız. Ayrıca hangi trendde olduğumuzda buradaki indikatörümüzle öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar ikinci indikatörümüz TDIGM indikatörü. Birçoğunuzun bilmediğini düşündüğüm ancak çok güçlü sinyalleriyle bizlere al ve sat sinyalleri veren bir indikatör. Bakın grafiklerimizi hemen entegre ettik tıkladık. Peki bu indikatörün mantığı nasıldır? Şimdi biz bu sistemde üstteki stokastik indikatörüyle trendleri yakalamak istediğimiz için ve yükseliş trendlerinde bizlere sinyal vermesini istediğimiz için de RSI mantığında alımların fazla olduğu noktayı tespit etmek istiyoruz. Bakın alışlar fazla olacak ve trend güçlenecek. Biz de arkadaşlar burada trendi destekleyen bir indikatör tercih etmemiz gerekiyor. Tamamen RSI mantığında çalışan bir indikatör. Alımların fazlalaştığı noktayı tespit etmek istediğimiz için burada arkadaşlar yukarıya kesmesi bizler için yükseliş sinyali olacak. Aşağı kesmesi de yani satışların artması da bizler için düşüş sinyali alacağız. Çünkü bu bir trend sistemi arkadaşlar. En büyük trendleri yakalamamız için bize gereken stratejidir. Şimdi baktığımız zaman buradaki indikatörde eğer beyaz çizgiye, kırmızı çizgiye bu şekilde aşağı doğru kesiyorsa yani alt bandı yukarıdan bu şekilde kesiyorsa bir düşüş sinyali alıyoruz ve Buralarda bandın altında seyrederken de bir düşüş trendinde devam ettiğimiz anlamına geliyor. Tam zıttı şekilde de eğer bir yükseliş sinyali almak istiyorsak da bu şekilde beyaz çizginin üstteki bandı yani yeşil çizgiyi aşağıdan yukarı doğru kesip mum kapatması gerekiyor ve burada ne kadar zaman geçirirse o kadar olumlu trendde olduğumuzu görüyoruz. Mesela burada baktığım zaman uzun bir zaman üzerinde dolaşmış. Burada olumlu trendin uzun bir süre seyretmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ayrıca şöyle bir bilgi de sizlere vermem gerekirse şöyle göstereyim sizlere. Burada bir bant görüyoruz. Bu şekilde devam eden bir bandımız var. Bu bantta eğer yön aşağı doğruysa düşüş trendi sinyali veriyor. Eğer yukarı doğruysa da yükseliş trendi sinyali veriyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Bakın. Burada tamamen yukarı doğru baktığı zaman bizlere yükseliş trendi olduğunu söyle bakın. Hepsinin yönü yukarıya doğru gidiyor. Yani şu mantıkla bunu çizerek görebilirsiniz. Burada baktığımız zaman da aşağı doğru yönünü vermiş. Burada da arkadaşlar düşüş trendi sinyali veriyor. Yani yönü nereye bakarsa buradaki kanalında bizlere o trendle ilgili bilgilendirme de yapıyor. Peki ayarlarını nasıl yapmamız gerekiyor? Buradaki indikatörümüzün. Girdiler bölümüne geliyoruz. 21, 34, 7 ve 2 şeklinde güncellemelerimizi yapıyoruz. Stil bölümüne geldiğimizde üst band ve alt bandımız açık. Üst band yeşil, alt band kırmızı olacak ve slow ma çizgimiz de açık bırakıyoruz ve diğer tüm tikleri kapatıyoruz arkadaşlar ve ardından görünürlük bölümünde tamamıyla bu şekilde bırakıyoruz ve tamama basıyoruz. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman şöyle bir kapatalım buraya. İki tane indikatörümüz mevcut şu anda. Birinci ve ikinci indikatörümüz şu an hazır. Peki buradaki indikatörümüzü nasıl kullanabiliriz ve bu şekilde dipleri nasıl tespit edebiliriz ve bu şekilde tepeleri nasıl tespit edebiliriz? Hemen detaylı bir şekilde sizlere bunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle stokastik indikatörümüzde kırmızı çizginin belirli bir süre aşağıda seyretmesi gerekiyor. Peki nasıl? Tam olarak bakın burada gördüğümüz gibi. Belirli bir süre kırmızı çizgimiz aşağıda seyretmiş. Beyaz çizginin altında seyrediyor. Sonrasında buradaki kırmızı çizgi beyaz çizgiyi alttan kesmiş olduğunu görüyoruz. Tam olarak bakın şurada. Aşağıdan yukarı doğru kesmiş ve mum kapatmış arkadaşlar. Her zaman mum kapanışımızda bekliyoruz. Yani yeni bir mum oluştuğunda bu görseli görüyor muyuz? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü mum kapatmadan yönünü değiştirebilir. Bu yüzden garantici olmak açısından mum kapanışını bekliyoruz. Baktığımız zaman eğer mum kapanışında buradaki kırmızı çizginin beyaz çizgiyi aşağıdan yukarıya doğru kestiğini görür bunu gördüğümüz anda hemen ikinci indikatörümüze bakıyoruz. İkinci indikatörümüzün al sinyali neydi arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi burada beyaz çizginin üstteki yeşil çizgiyi alttan yukarı doğru kesmesiydi. Yani tam olarak şuradaki sinyaldi bakın. Şöyle bir sinyaldi. Eğer ki stokastik indikatörümüzde kesişim olduğunda yani al sinyali aldığımızda burada da yani TDIGM indikatörümüzde de bu sinyali görüyorsak ve mum kapanışı da gerçekleşmişse bizlere bir yükseliş sinyali veriyor arkadaşlar. Tam olarak bakın buradaki gibi. Aynı şekilde bakın sinyallerini aktarmış. Burada 2 içerisinde sinyallerini almış olmasını bekliyoruz. Yakın zamanda verdiği sinyaller bizlere yükseliş sinyalini veriyor. Bazen şöyle durumlar da oluyor. Testlerde bununla çok karşılaştım ve başarılı sinyaller verdiğini gördüm. Burada alttaki indikatörümüzdeki beyaz çizgi yeşilin üzerinde seyrederken bir kesişim olduğunda arkadaşlar yine aynı şekilde bizlere bir yükseliş sinyali veriyor arkadaşlar. Bu şekilde yükseliş sinyallerimizi tespit edebiliriz. Peki şöyle bir durum oldu. Burada yeşil kesti fakat burada hala kırmızı aşağıda dolaşmaya devam ediyor. Bu bizim için bir sinyal midir? Kesinlikle. Hayır arkadaşlar. Buradaki kesişimi görmüyoruz görmek zorundayız. Bu çok çok önemli. Buradaki ana indikatör stokastik arkadaşlar. Bu kesişimi kesinlikle görmek zorundayız. Ayrıca burada baktığımız zaman videonun başına da söylediğim gibi buradaki yeşil çizgi de yönünü yukarı doğru vermeye başlamış. Bakın yönünü yukarı doğru verdiği için burada olumlu trendin devam edeceği ile alakalı da bizlere bilgilendirme veriyor ve yönünü tamamıyla yukarı doğru veriyor arkadaşlar. Bu şekilde yükseliş sinyallerimizi tespit edebiliyoruz. Peki buradaki sistemimizden bir düşüş sinyalimizi nasıl alabiliriz arkadaşlar? Yine çok güzel bir örnek vereceğim sizlere. Kırmızı çizgi stokastik indikatöründe beyaz çizginin üzerinde bakın şöyle bir zoom yapalım. Beyaz çizginin üzerinde belirli bir süre seyrediyorsa bakın uzun da bir zaman seyretmiş gerçekten de. Yani burada olumlu trend uzun bir zaman devam etmiş ve olumlu trendin biz bitişini yani bittiği noktayı tespit etmek istiyoruz. Bu şekilde uzun bir süre üzerinde seyretmiş ve bakın burada görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir üstten kesişim yapmış ve mum kapatmış. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şuradaki mumda bakın ok işaretiyle de göstereyim. Şuradaki mumda bizlere sinyal veriyor. Tekrar işaretleyelim şöyle bakın. Görmüş olduğunuz gibi şu mumda arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim daha belirgin olsun. Bu mum da bakın kesişim sinyali veriyor. Üstten aşağı doğru kesiyor ustakastik indikatöründe. Aşağı doğru baktığımız arkadaşlar iki mum içerisinde kesişim gelecek mi? Hemen hesaplıyoruz, bakıyoruz arkadaşlar. Burada çok yaklaşmış kesişim olmamış. Bir sonrakinde kesişim gerçekleşiyor. Bakın iki mum içerisinde bu iki sinyali görmemiz gerekiyor demiştik. iki mum içerisinde kesişim sinyalimiz geliyor ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yönünü tamamıyla aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Bakın gerçekten de mükemmel bir sinyal vermiş. Burada aynı güçte düşüş sinyalleri veriyor. Yükseliş sinyallerini de aynı şekilde güçlü al sinyalleri tespit ediyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada da yine güzel bir sinyal mevcut ve yönünü yukarı doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Zaten saatlik zaman dilimlerinde kontrol ettiğimizde düşünürsek çok ufak bir yükselişten bile büyük yüzdeler kazanabiliyoruz arkadaşlar. Mesela bakın burada görmüş olduğunuz gibi %10'luk bir kar bırakmış. Bizlere çok rahat bir şekilde bu şekilde arkadaşlar sinyallerimizi tespit edebiliyoruz. Burada önemli olan durum bakın çok önemli olan olan durum. Stokastik indikatöründe kırmızı çizginin yukarıda veya aşağıda uzun bir süre seyretmesi. Yani buralarda böyle diyelim ki dolandı dolandı dolandı. Böyle bir sinyal bizim için iyi bir sinyal değildir arkadaşlar. Bu şekilde uzun süre seyrettikten sonra bizlere sinyal vermesi gerekiyor ki tam olarak buradaki örnekte gösterdiğim gibi düşüş trendinde uzun bir süre devam etmiş ve düşüş trendinin bittiğini söylüyor. Yani bizlere yükseliş sinyali veriyor. Aynı şekilde burada da olumlu bir trendde uzun süre seyrediyor ve olumlu trendin burada bitmiş olduğunu bizlere söyleyerek bizlere mükemmel bir sinyal veriyor arkadaşlar. Hem düşüş hem yükseliş sinyallerinde. Ayrıca yine çok önemli bir püf noktamız mevcut. Bakın TDIGM indikatörümüzü açtık. Görmüş olduğunuz gibi yönünü bir hemen kontrol edelim. Şuradaki beyaz gibi kapatalım kafalar karışmasın. Yöne baktığımız zaman tamamen aşağı doğru yönünü vermiş olduğunu görüyoruz. Bu da zaten arkadaşlar bizlere olumsuz trendde olduğumuzu söylüyor. Bakın sonrasında yukarı bakıyor. Bakın yönü yukarı doğru çevriliyor ve olumlu trende geçiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar aşağıdaki indikatörün yönüne de çok dikkat edin. Çok çok dikkat edin çünkü bizlere çok önemli bilgiler veriyor arkadaşlar. Yani yönü de çok önemli buradaki sistemimizde. TDIGM indikatörünün Yönüne de çok iyi bir şekilde bakın arkadaşlar. Aşağı gidiyorsa olumsuz, yukarı gidiyorsa olumlu trend vardır. Bunu da bizlere her zaman söylüyor arkadaşlar. Aşağıdaki indikatörümüz bu sistemimizde arkadaşlar birçok şey öğrendik. Trendleri nasıl tespit edeceğiz? Hangi trendde olduğumuzu nasıl öğreneceğiz? Trendlerin başlangıcını nasıl öğreneceğiz? Düşüş trendlerinin, yükseliş trendlerinin başlangıçlarını, sonlarını nasıl tespit edeceğiz? Hepsini öğrenmiş olduk arkadaşlar. Ayrıca saatlik zaman dilimlerinde çalışmasıyla bizlere büyük karlar bırakacağı için çok kazançlı bir sistem olduğunu göreceksiniz. Ve bana teşekkür edeceğinizden eminim arkadaşlar. Ayrıca kendimin ekibimin ve yüzlerce izleyicimizin aylık gelirlerini elde ettiği kendi stratejim kaldıraç buraya da katıl butonundan erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like'ı bizlere çok görmeyin ve ailemize dahil olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki videomuza kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.